Küçükten büyüğe hemen hemen herkesin severek tükettiği yılbaşı gecelerinin neşesi olan kuru yemiş alıcılarıyla buluşuyor. Vatandaşlar en çok kestane, çekirdek, patlamış mısır ve içecekleri tercih ediyor. Hakan Bey! ...2024 saatler kala Aksaraylı vatandaşlar yılbaşı hazırlıklarına devam ediyor. Alışveriş merkezlerinde yoğunluk devam ederken Aksaraylı vatandaşlara 2024 için neler hissettiklerini ve yılbaşı planlarını soruyoruz. Merhaba, ismim Memrullah Ülkü. Aksaraylı kuru yemişin sahibiyim. Şu anda ciddi bir talep var. Mağazamızda çok kalabalığız. Bütün şubelerimiz şu an böyle. Şu anda ciddi bir talep var bütün ürünlere. Genelde çekirdek, patlayan mısır, karışık kuru yemişe talep var. Ama şu an bayağı bir yoğunluğumuz var yani bugün içerisinde. Mağazalarımız 12'ye kadar açık bugün. 12'de kapanıyor. Her yıl oluyor bu şekilde. Bütün mağazalarımız kalabalık oluyor. 2024 geliyor. Tezgahlar şenlendi. Balıklar bol çıkmaya başladı. Hamsi yüzümüzü güldürdü. Bu yıl çok balık aldılar abi. Yani Aksaray'ın %70'i bugün balıkla geçecek yani. Et pahalı olduğu için balığa talep yani. Çok alışveriş yaptınız mı? Ya çok ufak tefek, malum bütçemiz, ekonomi. Yani şu an yılbaşı çok böyle kutlanacak bir durumda değil kimse. Zannetmiyorum çok keyifli geçeceğinde. Çok da umutlu değiliz gelecekten açıkçası. Bilmiyorum, hayır olsun sonumuz. Teşekkür ediyorum. Evde oturmak yani, bu ekonomide nasıl plan yapabiliriz ki? Hazırlık yaptınız mı? Yok, hayır. Bilgisayar başında geçirmeyi düşünüyorum yani. Evet, akşam için evdeyiz. Başka bir şeyimiz yok yani. 2023 nasıl geçti sizin için? Bizim için bence diğer yıllara göre farkı yoktu ya. Aynı şekilde başka bir şey yoktu. Neler aldınız yılbaşı için? Kestane alıyoruz şimdi. Başka içecek işte, kola falan. Başka da bir şey yok. Evde oturmaca. Hazırlık yaptınız mı? Yok. Bir hazırlık yapmadık. Hazırlık yapmaya çalışıyoruz.